Herkese merhabalar. Tercihim ve Sogi'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben İrem Kabakdınar. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 3. sınıf öğrencisi. Bu? Merhabalar. Ben Dantel Eriçek. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Ve biz sizlere burada bölümümüz hakkında ufak bir bilgi ve sohbet amaçlı bulunmaktayız. Öncelikle bölümümüz bir yıla zorunlu hazırlık olmakla birlikte toplam 5 senelik bir e, sizlere eğitim sunuyor. Bu... İngilizce hazırlığı Dilerseniz ve İngilizce seviyeniz yeterli olursa, hazırlık muhafet sınavına girerek muaf olabiliyorsunuz. Aksi takdirde okumak isterseniz, sizlere gayet yeterli İngilizcenize gelişecek bir fırsat sunuluyor, eğitim sunuluyor. Mühendis gibi düşünme prensibiyle takım çalışmasına odaklı, bol bolca teorik ve pratik derslerle eğitim hayatınız eğitim hayatınız sürüyor aslında. Bu derslerin %30'u minimum %30'u İngilizce seçmeli derslerle birlikte bu oran %70'e kadar çıkabiliyor. Bunun dışında bölümümüzün e, Erasmus olanaklarından bahsedeyim. Bilgiye üzere Erasmus bir e, öğrenci değişim programı. Okulumuz, yani bölümümüzün 7 farklı ülkede, 9 farklı üniversitede anlaşması var. Bahar ve yüz yarı yılları düşünülmene 30'dan fazla kontenjan aslında bizlere sunuluyor. Bu demek oluyor ki e, yurt dışına gezmek isteyen, orada eğitim almak, almak isteyen öğrenciler için gerçekten güzel bir fırsat. bölümümüz bünyesinde bulunan Birçok klip var. da yapılan etkinliklere katılabilirsiniz. Kendinizi geliştirme fırsatı bulabilirsiniz. Akademisyen kadromuz, bölümümüz aslında gayet geniş ve yetkin donanım insanlardan oluşuyor. Akademisyenlerimiz sadece bize ders anlatmakla kalmayıp güncel hayatta bize destek oluyorlar. Zaten çoğunluğu dışarıda özel sektörde çalışmış, yıllarını vermiş insanlar olduğu için bizlere gerçekten fayda sağlıyorlar aslında. Alper'in dediği gibi güncellik demişken örneğin 3. sınıftan sonra seçmeli dersler alıyoruz. Ve bu seçmeni dersler günümüzdeki güncel olan konularla ilgili oluyor. Örneğin ne payız ve teanlı dilim bulama, onun gibi. Ve seçmeni derslerin avantajı hangi alanda ilerlemek istiyorsak o seçmeni dersi açıp de o alanda bir bilgi sahibi oluyoruz. Ve bilgisayar mühendisliğinde aslında en karışık şey birçok alan var. Ve bölüme geldiğinizde bazen bu kafa karıştırıcı olabiliyor. Hangi alanda ilerleyeceğinizi seçemiyorsunuz. Birazcık kayboluyorsunuz. E, bu seçmeli derslerle aslında e, istediğiniz alanı seçip hangi alanda ilerlemek istemeyeceğinizi de öğrenmiş oluyorsunuz. Sevmediğin alanları kafanızla elemiş oluyorsunuz. Akademisyenlerle yaptığımız uluslararası olsun, e, ulusal projeler olsun bunlara katılma fırsatı yakalıyoruz aslında. Bu fırsatlarda aslında kendimizi geliştirebiliyoruz. Demin de dediğim gibi sektörde aslında yolumuzu bulmamıza yarıyor bunlar. Gerçekten faydalar aslında. Bunun yanı sıra e, TÜBİTAK projelerine katılma gibi olanaklarımız var. Aslında arkadaşım İrem de TÜBİTAK projesine yer alıyor bildiğim kadarıyla. Evet, ben de şu an TÜBİTAK projesinde stajyer bursiyer olarak çalışıyorum. Ee, bu TÜBİTAK projesinde hocalarımızla birlikte bir yapay zeka e, konusu üzerinde çalışıyoruz. Bir hocanıza gittiğinizde e, yardım istediğinizde herhangi bir konuda e, genelde proje yapıyor oluyorlar ve istediğiniz alanda size proje yapma şansı da tanıyorlar. E, onun dışında okulumuzun Teknoparkı'ndan bahsedebilirim sizlere. Bu teknoparkta e, birçok yazılım şirketi bulunuyor ve üçüncü sınıftan itibaren e, bu şirketlerde staj yapma olanağına sahipsiniz. Bunun şöyle bir avantajı var. E, biliyorsunuz ki kurultay şirketlerde büyük işler yapılıyor ve siz oraya stajyer olarak girdiğinizde sizde herhangi bir projeye e, katmaları zor. O yüzden size bir task verip e, olmayan bir şey üstüne çalışıyorsunuz. Ama teknoparka gittiğinizde e, hepsi startup şirketler. Ve e, siz oraya gittiğinizde size gerçekten e, bir projeye katma şansı tanıyorlar ve burada gerçek bir proje üstün, üzerinde çalışıyorsunuz. Bu söylediklerimi ek olarak aslında okulumuz e, devlete bağlı kurumlarla bir anlaşma içerisinde ve bu kurumlarda da staj yapma olanı sağlıyor okulumuz. E, örneğin bu kurumsal şirketlerde e, 3. sınıftan itibaren staja girdiğinizde e, size part-time çalışma olanağı da sağlıyorlar. Ee, hem bu şekilde e, maddi açıdan da e, kendi refahını sağlayıp hem de kendinize birçok şey e, katabiliyorsunuz. Bir de hocalarımız e, ilk üç sınıfta e, yoğun şekilde bize eğitim verdiği için dördüncü sınıfta aslında boşa çıkmış gibi oluyoruz. Mesela kendimden örnek verecek olursam, e, ben üçüncü sınıfta üstten dersler alarak e, derslerimi bitirdim sayılır, sadece iki dersim kaldı. O yüzden yazılı e, staja girdiğim yerde e, işe başlamayı düşünüyorum. Ee, zaten mezunlarımızdan dolayı e, dışarıdan Osman Derz'in algısı çok pozitif. O yüzden Osman Derzi hem gelen öğrencilere olanak sağlıyorlar. Genelde staj yaptığımız yerde de işe başlama fırsatı buluyoruz. Aslında bu neden böyle oluyor? Gittiğimiz yerlerde takım çalışma prensibi de olsun, uyumluluğumuz olsun, çalışma hayatımızda bize katkı sağlıyor. Bundan dolayı da şirketler bize aslında geri güzel feedbackler Evet, Çünkü derslerimizde sürekli proje yapıyoruz, öğrenim hayatımızda da. Ve bu projeleri hiç tek kişi yapmıyoruz. Hep grup arkadaşlarımızla yapıyoruz. Ve çalışma hayatımızda da bir takımımız olduğu için aslında e, takım içinde insanlara davranışlarımız da çok önemli. Biz sadece okulumuzda e, ders anlamında değil, e, birlik içinde de e, insanlarla nasıl anlaşacağımızı takım halinde çalışmayı da öğreniyorduk. Mezunlarımızın hangi alanlarda çalıştığından bahsedecek oluştam, e, gömülü yazılım e, yani gömülü sistemler, e, finansal alanda, onun dışında e-ticaret, e, birçok alanda e, geniş bir yelpazeye sahip ve e, bu mezunlarımızdan da geri dönüşler e, çok pozitif. E, bu nedenle bizim de işe girmemiz e, daha da kolaylaşıyor aslında. Bilgisayar Mühendisliği kimler seçmeli sorusuna gelecek olursak bu konu hakkında da birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, ben bu bölüme gelirken bilgisayar mühendisliği hakkında daha doğrusu bilgisayar hakkında hiçbir bilgin yoktu. O şekilde geldim. Anlam ee, hocalarımız bize adım adım her şeyi öğrettiği için bu konuda hiç zorluk yaşamadım. Kimler seçmeli? Bence e, matematiği iyi olanlar yani matematiği sevenlerdi daha doğrusu problem çözmeyi sevenler. Çünkü e, biz sürekli problem çözüyoruz. Örneğin bilmece çözmek gibi, e, bir matematik problemi çözmek gibi. E, burada zorluklarla karşılaşıyoruz. E, bazen bir sürü hatayla karşılaşıyoruz. E, gece boyu uyumadığım oluyor. Ama sonundaki mutluluk için bence değer. O sonundaki mutluluk her şeyi unutturuyor. Biraz sabırlı olmak gerekiyor. Sabırlı kişiler kaçabilir. E, İstekli o... olmak gerekiyor aslında birazcık. Evet. İstekli olmadan aslında bu bölümde... Çok fazla istekli pes etmemeli. Aynen, pes etmemeli. Yani, aynen. Baş, başarıyı sevenler bence de. Çünkü olumluluk her şeyi değiyor günün sonunda. Başarmak işte diyebiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, biz çok keyif aldık bu sohbetten. Umarım size de faydalı olmuştur. Ee, umarım tercihleriniz isteriz. Evet, şimdi de bekliyoruz.